Karşısı okulun yeri mezarlığıdır. Feyzullah Taşkınsoy ilkokulunun yeri mezarlık. Mezarlığıdır. Onun karşısında Sıddık'ın evinde de okul okudun. İki sene orada okudum. İki sene de Tecde'de okudum. Evet. Bir sene camide okudum, okul yoktu. Hangi camide? Tecde Camisi'nde mi? O okulun altında cami var, Tecde'de. Eski cami değil mi? Eski cami. Orada bir de büyük bir çınar ağacı vardı caminin havlusunda. O eski camiyi yıktılar mı? Yok, duruyordu abi. Kozkökü'nde mi yoksa okudun sen? Kozkökü. Okulun 50 metre aşağısında. İki tane cami var Tecde'de. Birisi 234 yıllık Kozkökü cami, birisi de Reşadiye cami. O yolun kenarında okul var ya, onun 50 metre aşağısında o cami var. Tamam. Bir de orta havlusunda büyük bir çınar vardı. Duruyor mu durmuyor mu onu da bilmiyorum. Çınar yok ama o camiyi de yıkacaklar. Hoş bulduk. Oraları da gezdim hep. Çok güzel oralar. Ama oralara da siteler gelmiş böyle, yaklaşmışlar, ya, çalışıyorlar. Yakında oraları da hep tarmada. Her şey değişiyor. Evet. Değişmeyen bir şey yok. Hava da değişiyor, zaman da değişiyor işte. Su da değişiyor, ya, toprak her şey da değişiyor. Evet. Değişmeyen bir şey yoktur işte. Onun için. Ya işte. Nasıl lan Seyit amca bu değişimler, iyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? İyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor değişimler? Valla şimdiki bakarsan doğru gitmiyor. Niye? Türkiye'de insanlar birbirine saygı, sevgi göstermiyor. Yani. Onun için iyiye gitmiyor diyorsun. Ya bak şu meyve tut ağacı. Tikisin, zaman geldi mi içinden tut veriyor. Anladın mı? Evet. Mişmiş ağacı. Zaman geldi mi kırmızı kırmızı mişmişler oluyor, içinden oluyor. Evet. Elma, çeşit çeşit elma var. O da ağacına bağırsın, bir şey yok. Zamanı geldi mi kıpkırmızı almalar oluyor. Evet. Anladın mı? İnsanlar da ne varsa iyiliği de kötülük de insanın içinde. Anladın mı? Dışarıdan insan gibi görünüyor. Ya insan birbirine saygı, sevgi gösterecek. Neye gösterecek? Evet. Saygıyı, sevgiyi neye gösterecek? Cenab-ı Allah Adem'i yarattığı zaman hava, ateş, su, torpağı aldı, insanın kalıbını yaptı. Anladın mı? Kalıbını yaptı. Kendi ruhundan ruh verdi, Adem canlandı. Adem canlandığıyla Cenab-ı Allah dedi ki, bu vücutta ne varsa, bu el, kol, parmak, göz, kaş, vücutta ne varsa Adem'i kabul edeceksiniz dedi. Hepsi kabul etti Adem'i, o içerideki ateş maddesi kabul etmedi. Ben Adem'den daha yükseğim dedi. İşte dışarıdaki şeytandan korkma, sen içindeki şeytandan kork. Bir adı ateş maddesi, bir adı nefis, bir adı şeytan. Üç adı var. Anladın mı? Dışarıdaki şeytandan korkma. Ya